Evet, harika villamızda ilk gün bakalım kim yarışacakmış. Ben karşılayayım dedim efendim bugün. Şöyle, evet hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve ilk yarışmacımız için kapıyı açalım. Bakalım kim geliyor. Merhaba. Hoş bulduk. O da olur. Buyursunlar, buyursunlar evimize. Biz de sizi çok hoş bulduk. O yüzden hoş bulduk. Acaba yarışmacı hangisi çok hoş? Üç tane hanım. Acaba dur bakayım. Bu hanımefendi olamaz. Makyaj tam yapmamış. Ah! Sen misin? Merhaba İsmi. Begüm. Begüm hoş geldin. Diğer hanımlar. Teyzesiyim ben Yasemin. Teyzeye bak Yasemin. Evet. Bir an sen zannettin. Ne hanımefendi? Eda annesiyim. Eda anneme. Anne demeyin ablasıyım diyeyim. Teşekkür ederim. Efendim sizler için hiçbir masraftan kaşınmadık ve bu harika villayı tuttuk. İçeriği gezmek ister misiniz? Çok heyecanlıyım. Hadi gel Begüm'cüm gel. Hadi ben de heyecanlıyım valla. Hadi buyurun geçin geçin. Ben Begüm. 20 yaşındayım. Aslen Bulgaristanlıyım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Aşçıyım. Sushi restoranında 3 yıl çalıştım ama şimdi başka bir restoranda patron yardımcısıyım. 50 bin çok büyük bir para ve bence en çok da ben hak edeceğim çünkü farklı bir mutfakla gireceğim. Normal pilavla şeyle girmeyeceğim, Çin mutfağıyla gireceğim yani. Ben bu yarışmayı kazanmaya geldim. 50 bin TL'yi en çok hak eden benim. Ve ben bu yarışmayı kazanıp çatır çatır da harcayacağım o parayı. Evet, villamızın ilk yarışmacısı ve konukları için efendim şöyle koltuklara geçelim diyorum artık. Buyursunlar, gel bakalım. Ben şöyle Zuhal Hanım'a daha yakın olayım. Ah Yasemin'e bak. Size hayran Zuhal Hanım. Olmaz, yarışmacının böyle gelmesi lazım. Kusura bakma. Tamam, ondan sonra kayarım. Bak şöyle olacak, birazdan Begüm'ü markete yollayacağız. Zaten sohbet için. Yalnız kızıma tamam. Yaklaşırsın. Sohbet. Sohbet tabii ki canım. Bütün olayımız bizim sohbet, muhabbet yani. Evet, Begüm hoş geldin tekrar. Hoş geldiniz villamıza. Evet, İstanbul'daki ilk çekimlerimizin ilk yarışmacısı. Evet. Biz Kıbrıs'ta bir hafta çektik programımızı. Çok güzel oldu bölümler. İnşallah seyredeceksiniz. Sizler de bizler kadar keyif alırsınız umarız ama artık olayımız başladı. İstanbul'da kıyasıya bir mücadele. 50 bin TL. Duydun 50 bin TL'yi. Dedin katılayım. Yani balayı için özellikle. Balayı mı? Ne? Evli misin? Daha yeni evlendim. Evet. Bu birinci ayın. Birinci ayınız. Aa, tebrik ediyorum. Evet, bugün birinci ayımız oldu. Ay tebrikler. Ay dönümümüzde buradasınız. Aynen. İnşallah yıllarınız geçsin. 15, 25, 35 bir ömür boyu sürsün biraz inşallah. Biraz daha bekleselerdi keşke. Öyle mi? Çok küçük evlendiler. 20 yaşında. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım da. Yani. Eda çok Hanım küçük. Neydi bu acele? Kendisi istedi. Biz de saygı duyduk. Ha. Biz de değil acelemiz aslında çok teyze hiç öyle düşünmüyor ama yani. Hiç öyle çok uğraştılar da ben istedim. Öyle mi? Peki niye bu kadar acele ettin Begüm? Eşimi seviyorum hani 10 yılda tanışsak aynı şekilde evleneceğiz. Şimdi de tanışsak aynı şekilde evleneceğiz. Tamam o zaman bekleseydin yaş daha 20. Evet. Hani değil mi? Yani 30'dan önce evlenilmemeli artık. Ben katılıyorum teyzeye katıl kusura bakmayın. Evet. Çok mu aşık oldun? Evet. Nereden? Mahalle arkadaşım mı okuldan mı? Şöyle söyleyeyim, arkadaşımdı. Ha. Sonradan, ama da Van'daydı o. Ha. Başka yerdendi. Neredeydi? Van'da. Ne yapıyordu Van'da? Orada yaşıyordu o. Van'da yaşıyordu. Sen İstanbul'da yaşıyorsun değil mi? Evet. Nasıl Van İstanbul hattını kurdun? Nasıl oldu? Çok uzak arkadaşlarımız sayesinde. Zaten senin öğrencin değil miydi Begüm? Öğrenci derken kimin öğrencisi? Bir dakika ya. Begüm damadımız Mehmet'in öğretmeniymiş Zuhal Hanım. Öğretmenim hani benim yanımda. Dur yüreğime indirme nasıl öğretmeniydin ya? Sen şöyle, nerede okudun? Ben aşçılık bölümü okudum. Aa ilk gün aşçımız var. Ne diyorsun söylesene. Hem de uzaklığı aşçısı. Ay. Ay Allah'ım gelsin suşiler gitsin tavuklar. Yok balık yemeyen ben yemiyorum. Uzaklığı aşçısı bu. Efendim? Balık yemeyen uzak doğu. Ben sevmiyorum. Ay bir daha bayılacağım. Balık yemeyen uzak doğu aşçısı mı olur kız? Ben sevmiyorum, yiyemiyorum da ama mutfağa karşı çok büyük bir hani bir zaafım var. Bir dakika bir daha hangi bir şey konuşacağım şaşırdım. Sushi muşi nasıl yapıyorsun? Gayet güzel yapıyorum. Herkes ama beğeniyor. Ama yemiyorsun. Asla yemiyorum.
Asla uzak dur. Başka bir mutfak seçemedin mi? Hint mutfağı falan bilmem ne yani. Ne bileyim içinde balık Hint olmayan. Hint mutfağını hiç sevmem. Ayda aşçıya bak. Hint mutfağı sevmez, balık sevmez ama uzak doğu aşçısı. Aynen. Aa, çok enteresansın. Peki nerede, kim kimin öğrencisi? Şunu bana bir açıkla. Şöyle söyleyeyim. Tam Şıraklı'nın bitmesi zamanında böyle kalfalık döneminde. Evet. Mehmet geldi dükkana. Ha, o da tabii... Dükkanınız mı vardı? Yok. Şey, çalıştığım dükkana. Çalıştığın restorana diyelim, dükkan demeyelim de oraya. Sonra işte gelince normalde önce şey, bulaşıkçı olarak geldi. Sonra dedim hani gel yanıma biraz öğreteyim. Bulaşıkçıya sen gel yemek mi öğreteyim dedin? O zaman sevgilim zaten. Ne, bir dakika karıştı, hatlar karıştı. Kim kimin sevgilisi, nasıl olmuş? Ben kısaca anlatayım mı Zuhal Hanım? Sana bir gün muhtaç olacağım hiç aklıma gelmezdi. Şu an gerçekten hiç konuşmasını istemedim. Bir kişi varsa o da bu mu? Şu an çok ihtiyaç duydum. Şimdi şöyle. Begüm daha önce bir uzak doğu restoranında çalışıyormuş ama oradan ayrılmış. Şu anda bir başka restoranda çalışıyor. Restoranın sahibi hastalığından dolayı ayrıldığı için Begüm de orada yönetici olarak çalışacak Zuhal Hanım. Ha, bravo Gürbüz'e alkış. Yani Begüm, aşkım şu Gürbüz'ü bana alkışlattın ya, sana inanamıyorum yani. Bir havaya girer şimdi. Peki. Gelelim yarışmamıza. Uzak Doğu Restoranı'nda çalıştın. Aynen. Aşçılık mezunusun. Branşın da bu, mutfak üzerine. Aynen. Çok merak ediyorum neler yapacaksın. Hemen bana bir İstanbul'da ilk haftamızda ilk yarışmacımız Begüm. Bakalım bize neler pişirecek ve 50.000 TL için hangi yemeklerle yarışacak. Say bakalım başlangıcına itibaren Begümcüğüm. Acılı ekşili çorba yapacağım. Efendim? Çorba, acılı ekşili çorba. Ha, sen bir de yuvarlayarak konuşuyorsun. Ondan da anlamıyorum ben. Evet, şimdi anladım. Anlamadığımı için. Anladım. Neden anlamadığımı şu an anladım. Acılı ekşili çorba. Evet, arkasında. Çin mantısı. Kızartma mı, haşlama mı? Haşlama. Haşlama Çin mantısı buharda. Evet. Yanına edamame koyacağım. Ha, edamame. Fasulye kemiriyoruz ya, çok severim. Edamame. Edamame. Evet. Ana yemeğim buharda pilav. Buharda pilav tabii. Evet, yanında da teriyaki soslu tavuk. Teriyaki soslu tavuk çok güzel. Aynen. Olur. Yanında peki buhardaki pilavın sade mi yoksa onlar sebze? Sade olacak. Sade, salatan falan var mı? Salatam Çin salatası. Çin salatası. Ay bakayım, monki monki. Bugün böyle böyle güzel kızık gidiyor. Tatlı, kızarmış dondurma. Yok, ona şey yapmadım. Ne onu yiyelim, yapacak? Maçalı magnolia yapacağım. Maçalı magnolia. Allah Allah. Vay be, güzelmiş menü. Hadi bakalım, yani ilk gün için ben güzel buldum menüyü. Bu uzak doğu menüsü bence çok iddialı değil. Gayet basit. Teriyaki soslu tavuk, sosla karıştır. İşte tavukları doğra, al yap hemen pıt 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 bitecek bir olay. Buharda pilav da aynı şekilde. O yavan tadı, yani ona da çok bir şey katmayacak, uğraşmayacak bunun için. Magnolia da çok basit. Yani uzak doğu menüsü için çok iddialı bir şey değil. Tabii bir Pekin ördeği beklemiyorum ama çok iddialı gelmedi bana. Ben bu yemeklere hakim bir insan olaraktan bu menüyü çok fazla uğraştırıcı bulmadım. Ha, mantıyı kendisi açar, tamam. Teriyaki sosunu kendisi yapar, tamam. Ama benim bu menüde görmek istediğim şey sushi'ydi. Çinliyse bu menüyü kabul eder ama Türkse bu ne yani? Bizim Doğu, Güneydoğu mutfağı o kadar zenginken, o kadar dünya kadar bizim mutfağımız zengin, ürünlerimiz varken, çeşitlerimiz varken ne işimiz var Çin'de? Çin salatasından bize ne? Sanırım arkadaşımız uzak doğulu diye düşünüyorum. Çünkü menüye baktığımda sadece uzak doğu diye gitmiş. Bari araya bir sushi katsaydı da burası daha da güzelleşseydi. Yani bir mantı, bir pilav, buharda pilav yerine bir sushi koyabilirdi, sushi tabağı koyabilirdi önümüze. O zaman derdim ki bir şeyleri başarıyor, bir şeyleri güzel yapmış, emek harcamış derdim.